Merhabalar Altın Rehber izleyicileri. Elazığ'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda Harput'tayız. Ensar Mangal Vadisi'ndeyiz. Yanında işletme sahibi Mustafa Bey var. Merhabalar Mustafa Bey. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Mustafa Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz efendim. Ensar Mangal Vadisi ailesi olarak hoş geldiniz. Şeref veriniz efendim. 2002 yılında bu yana Ensar Mangal Vadisi işletmesi olarak bulunmaktayız. Tabii bizim asıl mesleğimiz kasaplıktır. Yani kendi şahsi mesleğim, kardeşim, biraderlerim falan kendileri restorançı olduğundan dolayı tabii et işiyle ben ilgileniyorum. Geri kalan mutfak bölümü Yusuf Usta şu anda Ankara Çukurambar'da pirzolacı olarak ikinci şubeyi oradan açtık. Yani kalitemizle öne çıkmanın hesaplarını yapıyoruz inşallah. Hamdolsun. Ensar Mangal Vadisi'nin menüsünde neler var? Ensar Mangal Vadisi menüsünde filota şiş var. Kuzu harput kebabı var. Ondan sonra pirzola, kuzu pirzola özellikle her zaman Diyarbakır'dan taze kuzulardan alıyoruz. Günlük olarak her zaman. Kuzu eti, ondan sonra normal ızgara çeşitleri de var. Adana, işte normal kuşbaşı, işte hepsi birinci kalite yani. O seçenek şansımız var maalesef çok şükür. Yani ete yönelik bütün ürünleri burada bulabiliyoruz, öyle mi? Tabii, mutlaka ki. Şimdi bizim kendi mesleğimiz olduğundan dolayı o işin zorluğunu yaşamıyoruz. Sektör yabancısı değiliz. Bu işi yaptığımızdan dolayı da profesyonelce yapıyoruz yani. Peki bu güzel restoran haftanın hangi günleri hizmet veriyor? Haftanın 7 günü hizmet veriyoruz. Sabahleyin saat 9.30 onda açılıyor. Gece 11-12'ye kadar devam ediyor. Peki ben neden Ensar Mangal Vadisi'ni tercih etmeliyim? Sizi diğer restoranlardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Şimdi bizim özelliğimiz kalitemizdir. En çok vurgu yaptığımız nokta olarak kalite, kalite, kalite. Yani şimdi biz mesela Elazığ, Diyarbakır, Bingöl bu bölgede sürekli etin en iyisini alıyoruz. İş bonfile, kuzu pirzola. Ondan dolayı yani insanlar da tabii Yusuf Usta'nın el önerisi de çok önemlidir. O el önerisi de işin içerisine girdikten sonra ondan sonra bambaşka bir şey ortaya çıkıyor ve ondan dolayı da hamdolsun en üst düzeyde temsil ediyoruz yani.